Ordu Ahilik Haftası, kutlama programı Atatürk Anıtı'na, çelenk koyma merasimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene, Ordu Ticaret İl Müdürü, Şenel Çakır, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Erdoğan Akyürek, Ordu Esnaf ve Sanatkar Odaları Başkanları ve üyeler katıldı. Tören sonunda konuşan, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Akyürek, Ahilik Haftası'nın anlam önemini ifade etti. Evet, Türkiye genelinde şu anda 35.sini kutladığımız Ahilik Haftası, dünkü tarih itibariyle başladı. 12-18 Ahilik Haftası'nın bu yılki tarihleri 2022 için. Ahilik, dünya geneline, İnsan ruhuna yerleşmesi gereken bir gelenek, yani güzellikler deryası diye düşünelim. Yani insan yaşamında, insan yaşamının her anında, her alanında yer almalı. Tabii bunu da bir Türk ahi tarafından dünyaya yayılmış olması bu geleneğin bizi gururlandıran, onurlandırılan bir durum. Bazı yabancı ülkelerin üniversitelerinde dahi bir ders şeklinde getirilme cihetine gidiyor. Çoğu ülkelerde bunu benimsedi. Onun için bu gerçekten güzel duygu. Yani ahilik, bu dürüstlük, doğruluk, barış, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, yani içinde her şeyi, bir insan yaşamına dair her şeyi barındıran bir güzellik. Bu anlamda biz de şu anda işte bugün açılışını yapacağız. Çelenk kurma törenimize geldik. Bundan sonra bugün Sayın Valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Altınordu Kaymakamımızı, Altınordu Belediye Başkanımızı ziyaretlerimiz var. Yarın da hava muhalefeti olmazsa Ceren Özdemir Meydanı'nda kutlama törenimiz var. Bütün ordu halkını bekliyoruz. Eğer şayet hava muhalefeti olursa bizim Tesk Otelimizin salonunda gerçekleşecek bu etkinlikler. Teşekkür ediyorum. Bütün ordumuzun ve esnaf sanatkarımızın Ahilik Haftası'nı ve Esnaf Bayramı'nı kutluyorum. Yılın ahisi seçilen yorgan dikim esnafı Nuri Sever, meslek hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. 1964 Perşembe doğumluyum. Meslek hayatıma ilkokul bittikten sonraki yıl, yani 1976-77'ye bağlayan yılbaşı mesleğe katıldım. O gün bugün devam ediyorum. Askerden önce vergi mükellefi oldum. Hala devam etmekteyim. Yorgan dikim üzerine devam ediyorum. Mesleğim yorgan dikim. Bu meslekle ilgili benim mesleğe katıldığım dönemler, bu mesleğe girmek için, bu mesleğe katılmak için çok sayıda insan başvuruldu. O belli bir dönemden sonra, 80'li yıllardan sonra katılım tamamen azaldı mesleğe. Çeyiz yorganlar, çok ince işçiler sahip çeyiz yorganlar hazırlarız çeyiz üzerine. O yüzden belli bir ekonomik eğitim durumları değiştiği sürece bu işler farklılaştı. Yani çırak şu anda aramakla bulamazsınız. Mesleğe katılım yok. O yüzden kaybolmuş meslekler statüsündeyim. O yüzden yılın ahisi seçildi. Sağ olsunlar, layık görenler. Altınordu'da esnaflık daimi devam ediyor. Çıraklık eğitimi ve kalfalık dönemim Perşembe'de geçti.